Bugün geldiğimiz noktada geriye doğru baktığımızda doğru bir politika mıydı bu? Yani aslında şöyle değerlendirmek gerekiyor. Bu 1 Temmuz'da açıklanan tamamen normalleşme süreci aslında hemen hemen birçok yasağın kalkması pandeminin bittiğini işte halk nezdinde bir rehavete neden oldu. Bunun altını şöyle çizmek gerekiyor. Maalesef pandemi henüz bitmedi. Bugün verilere de baktığımızda işte açıklanan vaka sayıları 8 bin sınırını da geçti artık. O bizim psikolojik sınırımızdır 7 binler. Bu sınırı da geçti. Her geçen gün artıyor. Evet, ölüm sayısında bir düşüş söz konusu ama maalesef hem yaz dönemi oluşu hem de bayram da var şu an. 9 günlük bir bayram tatili var, Kurban Bayramı. Bunların hepsi toplumsal hareketliliği artıran, yoğunluğu artıran bir süreç ve maalesef virüsün yayılmasına da imkan sağlayan bir durum. Daha önceden de hepimizin malumudur aslında bu kapanıp açılma bir kısır döngüye itti bizi. Biz 1 Temmuz'da açıklanırken tekrar şunu söylemiştik ısrarla. Bu verileri bizimle de paylaşın. Hangi epidemiolojik, hangi bilimsel verilerle tam açılmayı kararını alıyorsunuz? Çünkü elimizdeki verilere baktığımızda bile işte vaka sayıları, Türkiye'de oranı, test sayılarının nüfusumuza oranı. Bunların hepsi birer veri ve biz bunlara baktığımızda aslında tamamen tüm işte yasakların kalktığı bir süreci ne derler hiç aklımızdan geçirmiyorduk. Ama görünen o ki maalesef hem bayramın oluşu hem tatil süreci bizi tekrardan vaka sayılarının arttığı yeni bir maalesef kapanmaya doğru dördüncü pik dediğimiz sürece doğru itiyor. Bu bizi çok endişelendiriyor. Bu noktada yani hep böyle maalesef bu politikaları eleştiriyoruz ama yani gerçekten de şu çok önemli. Yani 1 Temmuz itibariyle açıklanan durum şuydu. Her şey bitti. Rahat yani zaten bugüne kadar 2 yıla yakındır hem ekonomik anlamda hem sosyal anlamda evlerin kapanmış ve artık yorulmuş, yıpranmış bir hem sağlık emekçileri hem halk nezdinde çok zor süreçler geçirdik. Yöneticilerin işte daha doğrusu bu kararı alan o mercileri hesap etmesi gerekiyordu. Böyle bir kararın toplum nezdinde, halk nezdinde rehavete yol açabileceği. Bu bağlamda pandeminin bitmediğini ısrarla altını çizmek gerekiyor. Bu çizilmedi. En büyük sorun bence bu oldu. İkinci başlık da aslında burada aşılanma süreci. Aşı elbette bir ivme kazandı. Hepimiz farkındayız. Bizler de sendikamız olarak, sağlık ve sosyal hizmet emekçileri olarak ısrarla tedirgin olma, aşı ol kampanyaları yapıyoruz. Çünkü toplumun bağışıklanması böyle bir süreçte çok çok önemli. Yani bu bağlamda değerlendirecek olursak maalesef hem vaka sayılarındaki artışlar hem de ülkemizde var olan Delta varyantının daha doğrusu sayılarının ve verilerinin bir şekilde şeffaf bir şekilde açıklanmıyor oluşu bizleri tedirgin etmekte. Ve bu dördü Sayın buyurun Batmaz, pardon. Delta varyantına ilişkin bir şey sormak isterim. Tabii ki elinizde şeffaf veriler yok çünkü Sağlık Bakanlığı bunları paylaşmıyor. Virüslerin ne kadarı Delta varyantı, ne kadarı değil, nerelerde ne sıklıkta görülüyor, bu konuda bir bilgi yok. Ancak genel bir bilgi açısından şöyle bir şey var mı aşılamayla bağlantısında? Delta varyantının görüldüğü ya da yeniden 8 binlere çıkılan vakalarda aşı olanlarda görülüyor mu bu, yoksa daha çok aşı olmayanlarda mı görülüyor? Yani onunla ilgili henüz net bir bilgi açıkçası bir araştırma yok ama şunu söylemekte fayda var. Yani aşı olmanın elbette ki virüse karşı yakalanmak değil de onu en azından hem yakalanmayı hem de hafif geçirmeyi sağladığını, Delta varyantına karşı da etkili aşılarımızın olduğu söz konusu. Yani burada şunu değerlendirmek gerekiyor bu soruda. Henüz ayrıntılı bir bilgi ve işte bu 8 binin içerisindeki ne kadar Delta varyantı veya bunların ağırlık olarak ne kadar yoğun bir şekilde hastalığın derecede ağır geçirdiğini bilgileri paylaşılmıyor bizlerle. Biz de alandan aldığımız belli verilerle şunu görebiliyoruz. Birincisi Delta varyantının çok hızlı bir şekilde yayıldığı bu çok önemli bir veri. İkincisi de
aşılanmanın buna olumlu etkisi olduğu, yani hem geçirenlerin daha hafif geçirdiği hem de geçirmeyi de engellediği söz konusu. Ama bu engellemeyi yine altını çizmek gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyenle beraber yapmak gerekiyor. Çünkü aşı tamamen bir koruyucudur, evet, ama tamamen korumaz. Yani bunun altını bir daha çizmek gerekiyor. Toplumda bir yanılsama var. Evet, bizler aşı oluyoruz. Aşının vücudumuzdaki antikor seviyesine bağlı olarak o virüsten yakalanmak ve etkileneceğimizi belirleyen şey vücudumuzda o aşının bir yarattığı antikorlardır. Bu bağlamda öyle değerlendirmek gerekiyor. Ama şu çok önemli, aşılanma ve delta varyantının diğer virüse karşı bir koruyucu olduğu çok net bir şekilde bilim insanları tarafından da söyleniyor. Evet, özellikle tatil beldelerinde ya da büyük şehirlerden memleketlere gidişlerde hem yolda yaşanan trafik, toplu taşımada yaşanan trafik hem de virüslerin de hareket halinde, seyir halinde olması gibi bir durum ortaya çıktı. Burada neler yapılabilirdi? Özellikle iktidarın burada üzerine düşen sorumluluk neydi? Şimdi dediğiniz gibi hem tatil süreci, birincisi yurt dışından gelen hem yabancı hem de yerli turistlere yönelik aslında çok önemli önlemler alınabilirdi. Bunlardan birisi elbette ki PCR testleri yapılıyor ama bunlar yeterli değil. Çünkü özellikle Rusya'dan, işte başka yerlerden yabancı turist olarak ülkemize gelenlerin Rusya'da mesela aşılanma oranı çok düşük. Yani bu birincisi. İkincisi Delta varyantının orada yoğunluklu olduğunu biliyoruz. Az çok aldığımız bilgiler. Bunların hepsi aslında Türkiye'ye gelen o turistlerin bir karantina süreci de geçirmesiydi. Ama maalesef bir PCR testiyle ülkemizde çok rahatlıkla tatillerini giderebiliyorlar. Diğer bir yanı Kurban Bayramı 9 gün tatille beraber çok fazla şehirler arası yolculuklar, çok fazla hareketliliğin olduğu, özellikle de kıyı şeridinde yani tatil bölgelerinde muazzam kalabalıkların arttığını görmüştük. Bunlar da yine aynı şekilde önlenebilir. Özellikle kapalı alanlarda çok fazla yan yana duruşlar oluyor. Bunların hepsi virüsün çok hızlı bir şekilde tekrardan yayılmasına zemin hazırlıyor. Bu bağlamda bizim bakanlıkta özellikle çağrımız şuydu, ilk süreçte açılmayı da açıklamadan kademeli olarak açılmaydı. Özellikle yaz dönemi ve bayram tatilini de gözeten bir yerden. Çünkü elbette ki tekrar altını çizmek gerekiyor. Burada bir şey aramıyoruz suçlu ama yani elbette eleştireceğimiz yer bu kararı alan mekanizmadır ve biz halkı kendi bugüne kadar yaşadığı hem ekonomik hem sosyal hem de diğer sorunlarını da gözeten bir yerden alınan her karar pandeminin neredeyse bittiğini işaret eden kararlardı. Ama biz ısrarla şunu söyledik, pandemi bitmedi ve 9 gün süresinin hemen akabinde yani bayram sonrası maalesef bu veriler gösteriyor ki yeni bir artış ve yeni bir kapanmalar, yasaklarla karşı karşıya kalacağız. Bunu önlemek için bence belli karantina hem yurt dışından gelen gurbetçilerimize de aynı şekilde yabancı turiste de hem karantina süreçleri hem de özellikle delta varyantına karşı belli önlemler alınabilirdi. İçeride hareketliliği yolculukların arttığı, tatil beldelerinde artan o yollarda mutlaka o hem PCR testlerinin takibi hem maske, mesafe ve hijyen kurallarını çok sıkı bir şekilde denetlenmesi ve bunun göz ardı edilmemesi gerektiğini ısrarla altını çizmek gerekiyor. Yoksa tekrar söylemek gerekiyor, dördüncü bir pik ne sağlık emekçileri açısından ne de toplum olarak halk açısından kaldırabileceğimiz bir süreç gibi durmuyor. Aslında bu konuda da Türk Tabipleri Birliği başta olmak üzere bilim insanları uyarılarda bulunmuşlardı ama ne yazık ki göz ardı edilmedi. Evet, bayramdan sonraki tabloya hep birlikte bakacağız. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ekonomi gündemiyle devam edelim. İktidar Temmuz zammını artan vergiyle geri aldı. Yıllardır vergi dilimleri enflasyonun altında artırılıyor.
Memur, Temmuz'da enflasyon farkıyla birlikte zam aldı. Ancak eline geçen ücret artmak yerine daha da düştü. Çünkü memur bir üst vergi dilimine girdi. Maaşından daha çok vergi kesilmeye başlandı. Bir cepten giren zam diğer cepten vergi olarak çıktı. İktidarın yıllardır vergi hesabında dikkate alınan tarife tutarını düşük tutması nedeniyle emekçiler, yılın başında aldığı ücreti zamma karşın yılın ikinci yarısında alamıyor. Yaptığımız hesaplamalara göre AKP'nin vergi dilimlerini daha az yükseltmesinden dolayı